Ne demek benim gibi enayiler? İhsan, bundan site mito olmaz. Bak burada ne yazıyor? Sihirli kent. Sihirli olduğu kesin. Yatırdığın para bir anda ortadan puf yok olacak. Ya ne diyorsun ya? Bu resmen üç kağıt. Hem de dik aylası. İyi ki bu işe bulaşmadan önce benimle konuştun. Vay uyanıklar vay. Lan ben yer miyim be? Bu kadar takılma bu mevzuya be İhsan. Bak bir kuruşum cebinden para çıkmadan... İhsan yardım edin. Yardım edin. Hayır hayır, su olmaz. İyisin ya İhsan. Ne oldu İhsan? Boğazıma patlamış mısır kaçtı. İhsan benim hayatımı kurtardınız Yorgo Bey. Az kalsın gidiyordu. Evet evet, iyi ki buradaymışsınız. İhsan iyi misin? Az daha gidicisin sandım ha, korktum. Ben de İhsan Bey, morarmaya başlamıştınız. Yorgo teşekkür ederim. İyi değil İhsan, yardım edelim. Konuşamıyordum. Nefes alamıyordum. Kendimi aerosol şişesindeki sivrisinek gibi hissettim. Hemen bir doktora görürsen iyi olur. Neden? Gayet iyiyim şimdi. Evet evet evet, işi sağlam almak lazım. Doktora git. Bence de. Dur. Bence bir yudum rakı içeyim. Afiyet olsun. Cemal. Sevgili dostlarım Feray ve Yorgo'ya da benden birer riski. Hemen. Yalnız benim için bir şey yapmanızı isteyeceğim. Neymiş o? Hesabı ödeyene kadar patlamış mısır yemeyin. Tamam ya tamam, bırak artık kolumu. Ben tek başıma yürüyebiliyorum. İnsan ölmedin. Oh, yavaşıyorsun İhsan. Tamam Sevinç, tamam İhsan. Tamam tamam Sevinç'im, tamam sırılsıklam oldum. İhsan hayatını kurtardın Yorgo. Sana nasıl teşekkür edeceğim bilemiyorum. Gerek yok, gerek yok canım, ben ettim. Feraye her şeyi anlattı, harikasın Yorgo. Yok canım aslında. Doktor ne dedi? Hiç, ben doktora gitmeyelim dedim ama dinletemedim ki. Sen bir şey içiyor musun Yorgo? Yok sağ ol. Geçenlerde bir belgeselde izlemiştim. Boğazına bir şey kaçan insanın sonrasında doktora gidip görünmesi gerektiğini duymuştum. Peki o belgeselde doktora senin de benimle gelmen gerektiği söyleniyor muydu? Sağ salim oraya vardığından emin olmak istedim. Düşünebiliyor musun Sevinç? İhsan'ın hayatını kurtarıyorum. Sonra bir anda duyuyoruz ki İhsan doktora giderken otobüsün altında kalmış. Sana ne kadar teşekkür ederim kardeşim. Yok canım, lafı bile olmaz. Aha, eğer sen olmasaydın... Sevinç, duymadın mı? Lafı bile olmaz dedi. İhsan'ın şansı varmış. Sen orada olduğun için. O an aklıma tek bir şey geldi. O da boğazına bir şey kaçan kişinin 4 dakika içinde ölebileceği. Benim de aklıma tek bir şey geldi. Öleceğin mi? Hayır, önüme o patlamış mısırları koyduğu için Cemal'i öldüreceğim. Abi ben gideyim. Güzel, ben sana yardım edeyim, gel. Feraye benim için çok merak etmiştir. Tabii tabii. Evet, tekrar sağ olun. Allah'ım şükürler olsun. İhsan Bey yaşıyorsunuz. Şükürler olsun ya Rabbim. Yorgo Bey size de şükürler olsun. Beyefendi günün kahramanı sizsiniz. Yani İhsan Bey sizin açınızdan bakacak olursak hadiseye, koca bir ömrün kahramanı. Kim olsa aynısını yapardı. Beyefendi bu ne tevazu Allah aşkınıza. Siz Erzincanlı olmadığınıza emin misiniz? Aslında anne tarafı Trabzon, Rum, Pontus. Yorgo, sen gitsene artık. İhsan, nasıl bu kadar kaba olabiliyorsun kurtarıcına karşı? Benim kurtarıcım falan değil o. Benim asıl kurtarıcım yorgolardan çok daha yukarılarda bir yerde yaşıyor. Beyefendi, sizinle aynı apartmanda yaşamaktan şeref duyuyorum. Ben de. İrfan Bey, siz o sırada orada mıydınız? Hayır efendim, ben barda değildim. Kapıcı Muharrem'den duydum. Kendisi daire daire gezip herkese anlatıyor. Vay geveze vay. Ben esasında sizden dinlemek isterim. Şimdi, bu tür durumlarda en çok yaygın olan 2 metodu kullandım. Efendim, bir dakika İhsan. İlki abdominal itme. Yani, şimdi kurbanı şöyle kavruyorsun. Tam şuraya 4 kere vuruyorsun. Yorgo! Baktım bir faydası yok. Hemen Heimlich manevrası sistemine geçtim. O da önce böyle kaburganın altından tutuyorsun. 2 elini birleştiriyorsun. Ve yukarıya doğru basınç yapıyorsun. Aynen böyle. Çek elleri be! Çek pençeleri üstümden! Zaten kurtardın hayatımı, unuttun mu? Ellerine sağlık Yorgo. Ah, bu bana İspanya'da Madrid'de yaşadığım bir hadiseyi hatırlattı. Bir gün caddede Müşlak dayımla geziyoruz.
dayım aniden üstümüze doğru koşan bir boğa görüyor ve beni bir refleksle göle itiyor. Ve hayatını kurtarıyor. Hayır efendim, pek sayılmaz. Peki o boğa? Ortada boğa falan yok Sevinç Hanım, yok. İşte bu hayatla ilgili bir hakikati daha öğrenmeme sebep oldu. Eğer Müştak dayım tekila içtiyse onunla yürüyüşe çıkılmaz. Artık ben gideyim. Kendine iyi bak İhsancığım. Ben de sizinle geliyorum. Bu olayın bütün detaylarını öğrenmem lazım. Bu bir kahramanlık hikayesi. İrfan, şimdi sana bir ihsan manevrası çekerim, görürsün detayı. Aman efendim, bu olay küçümsenir mi şimdi? Aa bak boğa! Hadi, İhsan, biraz daha nazik davranabilirdin. Özellikle Yorgo'ya. Hayatını o adama borçlusun. Hiç de değil efendim. Ben hayatımı anneme ve babama borçluyum. Annen de o günden beri borcunu faiziyle ödetiyor. Sevinç, Yorgo'nun başına böyle bir şey gelseydi, ben de o sırada barda olsaydım, ben de Yorgo'nun hayatını kurtarırdım. Nasıl? Ne yapacağını bilemezdin ki. Artık biliyorum. Üstüne atlayıp midesini yumruklayacağım. Ne var Muharrem Efendi? Aa, İhsan Bey, sizi böyle görmek ne güzel. Hem de canlı canlı. Duyduğuma göre haberi bütün apartmana yaymışsın. Efendim görevim. Yani ikimiz de Yorgo Bey'e çok şey borçlu sayılırız. İkimiz de mi? Evet efendim. Yani sizin yokluğunuz benim hayatımda yeri doldurulmayacak bir boşluk olurdu. Cebinde de. Kim bilir sizi ne kadar özlerdim. O güzel gülüşünüzü. Bahşiş verişimi. Ya. Dediniz de aklıma geldi. Beşinci kattaki Belkıs Hanım, Yorgo Bey'in bu kahramanlığı şerefine bir kutlama partisi düzenlemeye karar verdi. Ay ne hoş. Hani bu ecnebilerin şükran günü var ya, onun gibi bir şey. Ben de kendimi apartman sakinlerinin bu hoş olaya katkılarını toplamakla görevlendirdim. Ve düşündüm ki ilk katkıyı da siz yapmak istersiniz. Ben mi? Neden ben? İhsan, Yorgo'nun kurtardığı hayat seninki. Öyle mi? Yani ben olmasaydım Yorgo için böyle bir parti yapılamayacaktı. O zaman ben ilk katkıda bulunayım. Çok teşekkür ederim Sevinç Hanım. Eminim bu katkınızla kocanızın hayatının sizin için ne kadar değerli olduğunu göstereceksiniz. Öyle bir şey yapmaya kalkmış olsam çok küçük bir parti olurdu. Ay, sen hiç param kalmamış. Bana borç verir misin? Tamam, tamam. Çok teşekkür ederim Sevinç Hanım. Şükranlarımı sunarım. İyi geceler İhsan Bey. İyi geceler efendim. Yorgo kendisi için parti verildiğini öğrenince kim bilir ne kadar şaşıracak. Yeter! Yorgo, 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 Yorgo. Bir daha Yorgo adını duymak istemiyorum. İçim dışım Yorgo oldu be. Yorgo. İhsan Bey. Eyvah. Sizi gördüm, hiç bu kadar sevinmemiştim. Yorgo Bey hayatınızı kurtarmış duyduğuma göre. Şimdi Muharrem söyledi. Helal olsun Yorgo Bey'e, yani büyük adammış. Anlatın bakalım, nasıl becerdi bu işi Yorgo Bey? Yeter! 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 Nesi var bunun? Bugün olanlar hakkında çok soru soruldu da. İhsan Bey. İhsan Bey. Ben size bir tane bile soru sormayacağım. Söz mü? Söz. Burada böyle sessiz sessiz oturacağım. İyi. Siz de bana Yorgo Bey hayatınızı nasıl kurtardı onu anlatacaksınız. Anlatacak bir şey yok. Ölmek nasıl bir duygu? Ben nereden bileyim? Duyduğuma göre Yorgo Bey sizi hayata geri döndürene kadar öbür tarafa bir uğrayıp sizin için yapılan rezervasyonu nasıl bir yerde görmüşsünüz? Cehennem nasıl bir yer? Sıcak mı? Menekşe. Şeytanı gördünüz mü? Sinirleniyorum ama. Neye benziyordu? Sana. Senin biraz daha güzelin. Niye kızıyorsunuz İhsan Bey? Ben duyduklarımı söylüyorum. Siz öyle yerde ölü gibi yatıyormuşsunuz. Yorgo Bey gelmiş sizi hayata geri döndürmüş. Suni teneffüs yaparak. İşte o zaman kesin ölürdüm. Menekşe torba. Ha onlar mı? Mutfağa gidecek. Bak ben bunu nasıl düşünemedim. Yani Yorgo Bey'e minnettar olmanız lazım İhsan Bey. Nedenmiş o? Ne varmış minnettar olunacak? Dünyada her gün kim bilir kaç kişinin hayatı kurtarılıyor. Önemli bir şey mi yani? Nedense ben hiç rastlayamadım. Benim hayatını kurtardığım tek şey sivrisinekti. Nasıl oldu o iş? Şaplığa isabet ettiremedim. Ben çok hayat kurtardım bugüne kadar. Bir tanesini söyle. Seninki. Benimkini mi? Ne zaman yaptın bunu? Seninle evlendiğimiz gün. Ben siz yaşayamayacağını söylemiştin, unuttun mu? O zaman çok geçtim. Pek de zeki sayılmazdım. Gülme! İçinden gülmek geliyorsa gülsün insan, sana ne? Hayır efendim. Ben ona gülmesi için değil, çalışması için para ödüyorum. Ay tamam tamam, gidiyorum. Ama hala kafama bir şey takılıyor. Neymiş o?
O küçücük mısır parçası nasıl oldu da o kocaman boğazınızdan geçmedi? Tamam. Kim yapıyor bu işi? Sen mi ben mi? Neyi? Şunu kovma işini. Şaka kaldıramıyorsun sen de. İşinden olacak haberi yok. O zaman şaka maka da olmayacak. Alo. Ha, sen misin Yorgo? İyiyim. İyiyim dedim. Hayır, yapmak istemiyorum. Evet, yapabilirsin. Beni rahat bırakabilirsin. Hacım. İhsan, ne biçim konuşuyorsun öyle? Hem de hayatını kurtaran bir adamla. Ama büyüttünüz şu olayı ya. Adamın şansı varmış o kadar. Doğru zamanda doğru yerdeydi. Adamın mı şansı varmış? Tabii ya, baksana, o kahraman oldu, bense hiç. İnsan olmasaydı sen şimdi gerçekten hiçtin. Hayat boyu bunu kafama kakacak. İhsan Bey. Hiç sırası değil Menekşe. Bugün maaş günüm olduğunu hatırlatacaktım İhsan Bey. Meşgulüz, görmüyor musun? İyi, o zaman paramı ödeyin de işinizi bölmeyeyim. Ay güzel Allah'ım. Nereden çıktı bu şimdi? Bize harika bir hizmetçi bulman şerefine. Birdenbire nasıl harika oldu? O papazdan nasıl kurtulacağımı gösterdi. İhsan, eski dostum, girsene içeri. Bak kim gelmiş Feray. İhsan, bu ne güzel sürpriz. Bak Yorgo. İhsan'cığım otur şöyle, otur. Kendini yormanı istemem. Seni bir gün halsiz gördüm. Tamam. Ben bugün Cemal'in barında olanlar hakkında konuşmaya geldim seninle. Aramızda lafı mı olur? Unut gitsin. Ben de öyle diyorum. Ama kimseye anlatamıyorum. Böylece sürprizin güzel kısmı gitmiş oldu. Ben buraya seninle ödeşmeye geldim. Sen benim için bir şey yaptın. Şimdi ben de senin için bir şey yapacağım. Al bakalım. Nedir o? Yaptıkların karşılığında küçük bir ödül. 500 milyon mu? Bunu kabul edemem. Yorgo'ya hayatını kurtarmanın karşılığında 500 milyon mu teklif ediyorsun? Peki 1 milyar. İhsan ben... 1,5 son teklifim. Senden para istemiyorum. Peki ne istiyorsun? Hiçbir şey. Biliyordum. Hayatım boyunca sana borçlu kalmamı istiyorsun. İhsan, benim yerimde kim olsa aynısını yapardı. Bunun için bana ödül vermen gerekmiyor. Sen benim bu gerçekle yaşamamı istiyorsun. Ben bir dostumdan para alamam. Ayrıca senden de alamaz. Son kez soruyorum. 1,5 milyar. Kabul ediyor musun, etmiyor musun? Hayır. Hayır ha? Hayır. Peki. Ama sizi uyarıyorum. Bir daha hayatımı kurtarmaya kalkarsanız öldürürüm sizi. Buna ne dersin? Hayatını kurtardım diye bana kızdı. Bir Çin atasözü vardır. Eğer biri hayatını kurtarırsa ömür boyu ona borçlu kalırsın. Ya ama insan Çinli değil ki. Değil ama öyle hissediyor. Sana borcunu ödemedikçe mutsuz olacak. Hayatta parasını almam. Tabii ki almayacaksın. Şuna ne dersin? İhsan'ı yürüyüşe çıkarsam ve ben kendimi bir kamyonun önüne atsam. O da bana engel olup hayatımı kurtarsa. Hı? İyi bir fikir değil. Neden? Engel olmayabilir. Doğru. Aklıma da hiçbir şey gelmiyor. Ha, bir dakika, buldum. Ne buldun? Başımı sokacak bir dert. Yorgo, gene mantıksız laflar etmeye başladın. Önemli değil. Nasılsa konu İhsan Yıldırım'la ilgili. Hoş geldiniz. Girseniz içeri. Hoş bulduk Sevinç. Ya hayatında bir kerecik olsun evde yokuz diyemez misin? İhsan, seninle konuşmam lazım. Sen konuş. Ben dinleyeceğimi sanmıyorum. Şu bana önerdiğin para var ya. İhsan adına ben özür dilerim Yorgo. O parayı almayacağını düşünemediği için. Almaya karar verdim. Ne desen haklısın. Ne dedin? İhsan'ın teklifini kabul ediyorum Sevinç. Sen ciddi misin? Hem de çok ciddi. Ben sana hep derim Sevinç. Herkesin bir fiyatı vardır. Yorgun olduğunu sanmıyordum. Ne kadar yanılmışım. Ben senin fedakar, cömert... Sevinç. Daha bitirmedim. Bitirdin. Hadi biz mutfağa gidelim. Hadi. Yorgo efendi. Gel bakalım. 500 milyondu değil mi? Sen bana en son... Evet tamam. 1 milyar demiştim, evet. 1,5 milyar insan. En son neredeyim buydu. O sen almaya karar vermeden önceydi. Ne yapalım? Kendi hayatına bu kadar değer biçiyorsan... Tamam peki. Çok sağ ol İhsan. 1,5 milyar. Borç olarak alıyorum, tamam mı? Tamam, uzatma. Verdim gitti. Katiyen olmaz.
Çünkü bu parayı ve geri kalan tüm paramı harika bir yazlık villaya yatıracağım. İşler iyi giderse faiziyle geri öderim. Hayır, ödemeyeceksin. Çünkü sonra ömür boyu senden kurtulamam. Te geldim. Hazır mısın Sevincim? Evet, hazırım. Hani nerede? Uzat ellerini. Kapat gözlerini. Ay. Nice yıllara. Ay insan bu ne güzel bir. Kurna. Evet. Nasıl sürpriz ama? Nasılını bilmem ama sürpriz olduğu kesin. Bence çok güzel İhsan. Akşam arkadaşlarınıza göstermeyi de unutmayın sakın. Hangi arkadaşlarımıza? Sevinç'in demin sözünü ettiği arkadaşlarınız Adnan'la Ayşe. Adnan'la Ayşe mi? Olur mu canım, onlar Uludağ'da tatildeler. Hayır İhsan, buradalar. Hayır, ben dün gece telefonla konuştum. Daha bir hafta kalacaklarmış. Ama sabah telefon ettiler, döndüklerini söylediler. Akşam da bizi yemeğe çağırdılar. Unuttun mu? Şey, Adnan'la Ayşe mi dedin? Evet, doğru ya. Bak şimdi, akşam bizi yemeğe çağırdılar. Uludağ mı? Yok, hayır. Bir aksilik olmuş, aniden dönmek zorunda kalmışlar. Ne gibi bir aksilik? Hava aniden bozmuş. Böyle bir kar. Bu mevsimde Uludağ'da, inanabiliyor musunuz? İnanmaya çalışırım. Sevinç, çalsana hadi. Neyi? Ne olacak, kornayı? Şimdi tansiyon aleti sıkar gibi yapacaksın, çal. Evet efendim. Hayırlı olsun. Buyurun. Bunlar da ne? Bak Sevinç Hanım, şunların güzelliğine bakın, ne kadar şirinler, öyle değil mi? Evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun bir tanem. Bu benim bize hediyem. Bize bisiklet mi aldın? Ah Sevinç Hanım, sormayın. Bir haftadır benim salonda saklıyorum, siz görmeyesiniz diye. Gerçi bizim Can ufaklık Allah'ın cezası. Lance Armstrong'a özenip birkaç defa bunlarla tuvalete ve mutfağa girmeye kalktı. Ama İhsan Bey, ben ona öyle bir trafik cezası kestim ki yayalığa kesin dönüş yaptı. Sonuçta İhsan Bey'in arzu ettiği her şey oldu. Ve siz bu sürprizi önceden öğrenemediniz. Çok zekisin İhsan. İhsan bir kadını mutlu etmesini çok iyi bilir. Sevinç Hanım, ne kadar güzel bir gün geçiriyorsunuz, öyle değil mi? Bundan emin olabilirsiniz İrfan Bey. Bir evlilik yıl dönümünde daha ne isteyebilirim ki? Bir korna, bir çift kol düğmesi ve de bisiklet. İlk bisikletim geldi aklıma. Kırmızı üzerine yeşil puantiyeli. Bakın bir zil sesi vardı. Ah o ses, o ses hala kulaklarımda. Dilingaling, dilingalong, dilingaling, dilingalong. O bisiklete binerken nasıl hava atmışsındır sen, kim bilir? Hiç bilemedim ki. Annemler aldığı gün çalındı. Yazık. Hep merak etmişimdir. Ne oldu o bisiklet diye. Bundan seneler evvel üniversite sınavı için Ankara'ya gelmiştim. Kuğulu Park'ta kuğulara yem veriyordum. Bir de baktım, gölün altında kırmızımsı bir şey parlıyor. Merak ettim, hemencecik işçileri çağırdım, gelsinler çıkartsınlar diye. Efendim çıktı meydana. Ne çıktı biliyor musunuz meydana? Ah Allah'ım, kırmızı bir bisiklet, kıpkırmızı. Sakın o sizin çalınan bisiklet olduğunu söyleme. Yok, nerede? Ama öyle olsaydı ne kadar enteresan bir hikaye konusu olurdu, öyle değil mi? Sevinç, şu bisikletlerle bir zafer turu atalım mı? Ha? Belgrad ormanlarında yeni bisiklet yolunda. Ne dersin? Diyeceğim şeyin hoşuna gideceğini sanmıyorum. Bu kış kıyamette Belgrad ormanına gitme fikri nereden çıktı şimdi? Aa, öyle demeyin Sevinç Hanım, rica ederim. Ben bir yığın insan tanıyorum. Pazar sabahları kahvaltı ettikten sonra hemencecik bisikletlerini alıp Belgrad ormanına giderler. Pedal çevirmek için. Mesela bizim bankacı Nevzat Uzuner. Sağ ol, teşekkürler, sağ ol İrfan. Zahmet ettin ya, sana da sen, biz seni tutmayalım, yolun uzun. Nevzat Uzuner mi? Tabii, hiç unutamayın Nevzat Bey. Sağ ol, çok teşekkürler. Ara bizi arada sırada. Ne tesadüf değil mi İhsan? Şu senin tanışmaya can attığın bankacı Nevzat Uzuner de pazar sabahları bisiklete binmeye Belgrad ormanlarına gidiyormuş. Sahi mi? O da mı gidiyormuş? Hiç bilmiyordum ya, ne kadar enteresan. Bana siz söylemişsiniz. Hadi İrfan, sağ olasın, çok teşekkürler. Şimdi bakın, daha önce binmediyseniz eğer bir saat.
Şimdi anlaşıldı bu bisikletlerin neden alındığı. Ama yanlış anlaşıldı bir tanem. Tamam, Nevzat Uzuner'le karşılaşabilme fikri aklımdan geçmedi değil. Bana sorarsan bu fikir hiç geçmemiş, orada park etmiş. Tamam tamam. İyi bir fırsat olabileceğini düşünmüştüm, doğru. Ama bu bisikletleri almamın gerçek nedeni pazar günleri Belgrad Ormanı'nın eşsiz tabiatında birlikte vakit geçirebilmek. İnan bana. Düşünsene sen, ben, kuşlar, böcekler. Kurtlar, ayılar. Belgrad Ormanı'nda kurtla ayının ne işi var Sevinç? Dağdan inmişlerdir. Bu soğukta bisiklete binen enayiler varsa biraz da biz eğlenelim diyorlardır. Yapma Sevinç'im ya. Çocukluktan beri şuna binmek kısmet olmadı. Kırma hevesimi işte. Ben de bilmedim senelerdir. Hatırlıyor musun ne numaralar yapardık? Bak ellerimi bıraktım. Ayaklarımı bıraktım. Dişlerimi bıraktım. Ne eğlenirdik ama değil mi? Gene eğleniriz bir tanem ya. Yeter ki sen iste. Tamam, üstüme bir şey alıp hemen geliyorum. Tamam hadi. Madem ki dışarıda eğlenmeye karar verdiniz, benim burada kalmamın hiçbir anlamı kalmadı. Ya kusura bakma anneciğim. Kol düğmeleri için çok teşekkürler. Size de iyi gezmeler. Keşke Sevinç'in oturma yeri daha küçük olsaydı. Anne bunlar standart. Ben bisikletinkinden bahsetmiyorum. Merhabalar. Nasıl? İyi geçti mi Belgrad Ormanı turunuz? Hem evet hem hayır. Aman yarabbim. Aman yarabbim. İhsan Bey ne oldu? Hiçbir şey olmadı. O yeni aldınız bisiklet mi? Evet. Beğenemedin mi? Yok canım, beğendim. Ya, çok değişik bir model. Nasıl, bir şey olmadığına emin misiniz? İrfan uzattın. İhsan, İrfan Bey merak edip endişelendiği için soruyor. Sen Nevzat Uzuner'e yetişeceğim diye dikkatsizlik ettinse bu onun suçu mu? Dikkatsizlik eden biri varsa o da atın ta kendisiydi. At mı? Evet, İhsan bir ata çarptı. Tamamen atın hatasıydı. Ama polis falan çağırsaydınız. Atın üstündeki kimdi sanıyorsun? Efendim yani şimdi ben şeyi merak ettim. Atın üzerinde polis mi vardı? Hayır, polisin altında at vardı. Polis de ben çarpınca fark etti. Uzatma dedim sana. Belgrad Ormanı'nda atlı polisler göreve başlamış. Ha. Yeni bir uygulama. Hem hızlı hem gürültüsüz. İhsan Bey onların birini attan indirdi o zaman. Çok üzücü bir durum. Yok öyle değil İrfan Bey. Görenler pek bir eğlendiler. Adama bir şey oldu mu adama? Yok canım, sadece eli burkuldu. Ama sorun olmadı. Zaptı öbür eliyle tuttu. Hayret bir şey ya. Ne vardı böyle büyütecek? O kadar da özür diledim. Ne olacak şimdi, dava mı açılacak? Evet. İhsan ifade verdi. Haftaya çarşambaya duruşması var. İhsan Yıldırım İstanbul'a karşı. Ve İstanbul kaybedecek. Kaçıncı roundda? Sevgili Muhammed Ali. Ya alt tarafı bir kazaydı. Herkesin başına gelebilir. Tabii. Nevzat Uzuner'e yetişmek için bisiklet yolundan çıkıp merdivenlerden inip çalıkları yararak geçmeye çalışan herkesin başına gelebilir. Polis nereden çıktı? Çalıların arasından. O polis bisiklet yolunun tam ortasında duruyordu. Sen çarpmadan önce mi sonra mı? Adam atını bisiklet yolunun ortasında sürüyorsa bu durumda siz haklı sayılırsınız İhsan Bey. Tabii ki ben haklıyım. Ama bana değil onlara inanacaklar. Onlar kim? O polisle altındaki dikkatsiz at. Hiç şahidiniz yok mu? Olmaz mı? Hem de en kralı var. Kimmiş o şahit? Sensin. İyi de ben ne olduğunu görmedim ki. Ben oraya geldiğimde her şey olmuştu. Hatta polis seni dövmeyi bırakmıştı bile. Bir sorun değil. Mahkemeye çıktığın zaman gerçeği benim anlattığım gibi anlatacaksın, o kadar. Yani polisin atı geri geri sürüp senin bisikletine çarptığını söylememi istiyorsun. Bravo. Sana güvenebileceğimi biliyordum. Sen bu söylediğimi ciddiye almıyorsun herhalde. Ben mahkemede böyle bir şey kesinlikle söyleyemem. Tabii ki söylersin. Ailemizin geleceği için. Haksız mıyım İrfan? Efendim? Ailemiz için. Vallahi ben sizin iç işlerinize hiç karışmak istemiyorum. Efendim bana müsaade artık. Dur bir dakika, bir dakika ya. Nereye gidiyorsun? Dur. Bekle 2 dakika, bir konuşalım. Sohbet edelim, gel. İrfan. Sen akıllı, kültürlü,
bilgili, zeki, yakışıklı, muhteşem bir adamsın. Benim gibi. Şimdi lütfen söyle bana. Karımdan böyle bir şey istemekle haksız mıyım? Yani bütün samimiyetinle söylemeni rica ediyorum. Bütün samimiyetimle öyle mi? Lütfen. Beyefendi siz tamamen haksızsınız. Çok haklısın. Bak sonunda sen de kabul ettin İhsan. Bu konuda değil, eve gitmek konusunda. Hacım. Ben demiştim size. Ha bu arada iyi ki evlendiniz. İyi ki evlendiniz. Mutlu yıllar size. Bak Sevinç. Asıl sen bana bak İhsan. Bana gidip mahkemede yalan söylemezsin. Polis de at da sağlam sonuçta. Alt tarafı alacaksın küçük bir ceza. Ya cezayı o polise kesmeleri lazım. Neden? Benim önüme langadanak çıktığı için. O benim önüme çıkmasaydı ben Nevzat Uzuner'i yakalardım. Onunla konuşurdum ve iş de koparırdım. Adam benim ekmeğimle oynadı. İhsan, sen o atın arkasına çarpmadan önce hiç kendini aynaya bakıyor gibi hissettin mi? Aman İhsan, kapıyı açarken dikkat et. Aniden gelip burnuna çarpmasın. Geçmiş olsun İhsan amca. Can, hiç sırası değil. Aa, ammaya mutlusun bisiklet İhsan amca. Dayın hemen yumurtladı demek. İhsan amca, anlasana. Nasıl çarptın ne? Neyi neyi be? İhsan amca, sen çinek besledin mi? Can, bak çıldırıyorum. İhsan amca, sen hiç daha önce çıldırdın mı? Hayır, bu ilk defa olacak. İhsan amca, bu ne? Korna. Peki çalışıyor mu? Çalışıyor. Nasıl ses çıkarıyor? Can, çıldırıyorum. İhsan, bağırma çocuğa. İhsan amca, bir kere çalabilir miyim? Hayır. Peki iki kere çalabilir miyim? Can, sen gidip dayının zilini çalsana. Eminim çok hoşuna gidecek. Sevinç, ben şu veledi bir kere dövebilir miyim? İhsan, saçmalama. Peki iki kere dövebilir miyim? Çocuk seni arkadaşı gibi görüyor İhsan. Ne kötülüğü var bunun? Peki. Dövmeyeceğim. Buna sevindim. Ama sen de bana tanıklık yapacaksın. Yapamam. Sevinç, sadık bir eş olacak mısın? Sahtekar bir eş olmayacağım. Sevinç, ben başarıya çıkan bu kırık dökük merdivenin basamaklarını tırmanırken çok acı çektim. Çok savaş verdim. Eyvah, gene başladık. Ve bunu yaparken zaman zaman yalan söylemek zorunda kaldım. Ama niçin? Sen ve başar için. Sizin mutluluğunuz için. Ve aynı şeyi senin yapmanı bekliyorum. Yapamam. Yaparsın bir tanem. Herkes yapıyor. En tepedekiler bile yapıyor. Demek ki yapılabilirmiş. Ne diyorlar? Enflasyon düşecek diyorlar. Avrupa Birliği'ne gireceğiz diyorlar. Bir koyup üç alacağız diyorlar. Neden? Bizi üzmemek için. Kimseye bir zararı oluyor mu? Bunu bir de seçimden sonra konuşsak. Seçmenler senin gibi olduktan sonra ağzıyla deve kuşu tutsalar faydası yok. Sevinç. Son defa soruyorum. Ben de son defa cevap veriyorum. Yapamam İhsan. Ben yalan söyleyemem. Nereye gidiyorsun İhsan? Dışarı. Ama yemek hazırlayacaktım. İyi, o zaman bir kişilik hazırla. Çünkü ben burada olmayacağım. Ve hatta akşam yemeğinde de ve hatta sabah kahvaltısında da. İhsan, hemen buraya gel. Hemeni bırak. Hiç gelmeyebilirim. Al sana gerçek. Sevinç, sen niye kendini suçluyorsun? Yanlış bir şey yapmıyorsun ki. Ama doğru bir şey de yapmıyorum. Bir şey yapmam lazım. Sen şunu bir iç bak, bütün dertlerinden nasıl kurtuluyorsun? O derdinden kurtuldu bile Yorgo. Esas sorun şimdi onu geri istiyor. Ne yapacağım ben şimdi? Kendimi İhsan'a ihanet etmiş gibi hissediyorum. Niye öyle söylüyorsun Sevinç? Niye İhsan'a akıllı mantıklı bir şekilde konuşmayı denemiyorsun? İhsan'la mı? İhsan'la bile. Farkında değil misin? Bugün onun için yalan söyleyebiliyorsan yarın ona da yalan söyleyebilirsin demektir. Haklısın. Ona bunu niye söylemedim ki? Bak böyle söylesem kesin anlardı. İkinize de teşekkür ederim. Ne yapacaksın? Dua edeceğim, geri gelsin de ona söyleyeyim diye. Harika.
Yardım edebildiğimize çok sevindim. İnsan kendini çok iyi hissediyor. Ne içeceği? Efendim? O kıza içecek bir şey aldığını söylememiştin Yorgo. Yok canım, söylemişimdir. Söylemedin. Nereden icap etti içecek almak? Canım, taksi beklerken jest olsun diye bir... O kızı sarhoş etmenin hiçbir açıklaması olamaz Yorgo. Ne sarhoşu yahu? İçecek diyorum, içecek. İçki değil. Bildiğimiz meşrubat, bildiğimiz büfeden. Ya bir limonata yüzünden biriyle duygusal bir birliktelik yaşayacak değilsin ya. Beni de büfeye götürürdün. Ama biz duygusal bir birliktelik yaşıyoruz. Ferahi. 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 Böyle gelip arkadan... Tamam, kusura bakma hayatım. İhsan, döndün demek. Eve döndün. Sevinç, sana söylemem gereken bir şey var. Benim de sana söylemem gereken bir şey tabii var. Tabii, söylememe izin verir misin? Peki, affedersin. Bugün şey oldu. Ben evden çıktım ya. Şey yaptım. Anneme gittim. Annene gidip ağladın. Ne münasebet? Ağlamadım, sinirlendim. Ben de annesinin evine gidenler hep kadınlardır zannederdim. Sevinç, yine sinirleniyorum ama. Bir dakika izin verir misin? Evet. Neyse. Annem senin için bir şey söyledi. Ah, eminim söylemiştir. Güzel bir şey. Allah Allah. Bu sabah Adnan ve Ayşe konusunda yalan söylediğini anlamış. Anlamış mı? Evet. Yüzünden okunuyormuş. Öyle ben mi? De düşündüm. Dedim ki yani bizim yalnız kalmamızı o kadar istiyordun ki yani bu konuda bile doğru dürüst bir yalan söyleyemedin. Doğru. Ben de sana bunu söyleyecektim. Sevinç, iki dakika izin verir misin, bitireyim lafımı. Sonra kendi kendime dedim ki yahu bu kadın kendini ilgilendiren bir konuda bile yalan söylemeyi beceremezken benim hakkımda yalan söylemesini nasıl bekleyebilirim? Bu büyük bir haksızlık olur. Sağ ol İhsan. Şimdi sen ne diyecektin? Önemi yok. Ben de sana aynı şeyi söyleyecektim. Senin sorunun da bu. Ben sen doğuştan dürüstsün. Belki de benim sana karşı böyle hissetmemin bir nedeni de bu. Nasıl hissetmenin? Yani daha önce söylemiştim. Ne söylemiştin? Güzel bir şey. Yani güzel oldum. Hayır. Yani daha önce söylediğim... Yani güzel değil miyim? Ben öyle bir şey dedim mi şimdi? Ama bir şey söylesen iyi olur. Peki tamam. Seni seviyorum. Ya seviyorum işte. İhsan, ben de seni seviyorum. Evlilik yıldönümümüz kutlu olsun. Senin de bir tanem. Sevinç, sen harika bir kadınsın. Harika. Ne biliyor musun? Sen beni gerçekten hak ediyorsun. (Gülüyor)